Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan elim olayı kınamak ve şiddete maruz kalan doktor arkadaşımıza destek olmak, aynı zamanda hiçbir çalışanımızın yalnız olmadığını belirtmek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Temel mesleki amacının insanı yaşatmak olduğu bilinciyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın her ne sebep olursa olsun maruz kaldığı şiddete asla sessiz kalmayız ve kalmayacağımızı vurgulamak istiyoruz. Ülkemizde son 15 yılda sağlık alanında çalışanlarımızın fedakarlığı ve özverili çalışmalarıyla önemli gelişmeler yaşanmışken vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımı artmış ve memnuniyet oranı %30'lardan %80'lere çıkmış. Hal böyleyken şiddet vakaları sağlık çalışanlarımızı son derece olumsuz etkilenmektedir. 16 Ocak 2016 tarihinde Turgutlu Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nalan Uygun'un poliklinik muayenesi gerçekleştirdiği sırada hastasını sıra fişi almadan muayene ettirmek isteyen hasta yakını tarafından fiziki şiddete maruz kaldığını ve şiddet sonucu hayati tehlikesi olup beyin cerrahi kliniğine yatışını gerçekleştirdiğini üzüntüyle açıklamak durumundayız. Şu anda da doktor arkadaşımızı ziyaret ettik. Şu anda düne göre genel durumu biraz daha iyi. Yaşanan bu menfur saldırıyla ilgili tarafımızca derhal harekete geçilerek soruşturma başlatılmış, konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takibe alınmıştır. Değerli doktor arkadaşımızın hastalarına şifa vermek üzere poliklinik hizmeti sunduğu sırada uğradığı insanlık dışı bu davranış tüm çalışanlarımızı da derinden etkilemiştir. Uzman doktor Nalan Uygun'a yapılan bu şiddeti insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla sağlık hizmeti sunan tüm çalışanlarımıza karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Personelimize yönelik gerçekleştirilen şiddeti tekrar kınıyor, hastalarımızı ve hasta yakınlarını şifa veren ellere vefaya davet ediyor. Kıymetli meslektaşıma Allah'tan şifalar diliyorum. Siz değerli basın mensupları ve değerli mesai arkadaşlarımıza saygılar sunuyorum.